Güneydoğu TV ekranlarından tüm izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyoruz. Tabii ki stüdyomuzda Şanlıurfa'da tabii çok önemli ayın 25'inde başlayacak olan Kültür Yolu Festivali var. Ve stüdyomuzda çok önemli bir konuğumuz var. Şanlıurfa Kültür ve Turizm İl Müdürü Sayın Aydın Aslan. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Kenan Bey hoş bulduk. İnşallah dediğiniz gibi evet çok önemli bir kültür yolunu ev sahipliği yapacağız. Onun heyecanıyla birlikte hoş bulduk diyelim. Eyvallah. Ben öncelikle şununla değinmek istiyorum. Tabii ki bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman Şanlıurfa'ya önem vermiştir. Evet. Bu Kültür Yolu Festivali ilk Adana'da yapıldı. Kesinlikle. İkincisi Şanlıurfa'da yapıldı. Evet. Bu da Şanlıurfa verilen önemi gösteriyor aslında. Doğru mudur? Kesinlikle evet. Biliyorsunuz 16 tane ilde yapılacak bu sene. Evet. Bunlardan birisi de Şanlıurfa. Özel önem verilerek aslında Şanlıurfa'ya da kıymet veriliyor. İnşallah da hep birlikte bunu göreceğiz zaten. Eyvallah. Peki. Tekrardan hoş geldiniz Sayın Müdürüm. Çok teşekkürler. Şimdi tabii ki Kültür Yolu Festivali Türkiye'de ilk kez yapılan bir proje. Ve Şanlıurfa'da da yapılacak. Çalışmalar hangi aşamada? Biz zaten valimizle, sayın genel müdürümüzle dün toplantıda her şeyi konuştuk. Bir de seyircilerimiz dinlesin sizden. Tabii ki. Sizin de belirttiğiniz üzere 16 tane ilde yapılacak bu sene Kültür Yolu Festivali. Bakanlığımız aslında prestij projelerinden birisi. Kültürü Festivali Türkiye'nin her yerine ulaşabilmek. Ulaşamayacak olan insanları ayağına aslında sanatı götürmek amaçlı. Çok güzel. Konserleri götürmek. Çünkü baktığınız zaman aslında şu an sosyal medyada da malumunuz dönmeye başladı programlarımız. 400'e yakın proje etkinlikten bahsediyoruz. İçerisinde çok çok fazla farklı etkinlikler var. Örneğin tiyatro var, örneğin konserler var. Bunun dışında söyleşiler var. Hem sanatla ilgili hem de belirli bir bilim dalına ait. Örneğin sinemayla alakalı olarak veya arkeolojiyle alakalı olarak. Sahne sanatlarıyla alakalı olarak, el sanatlarıyla alakalı olarak. Çok farklı yerlerde Urfa'nın dört bir köşesinde çok farklı yerlerde çok farklı sanat etkinlikleri olacak. Bu anlamda aslında Urfa'ya çok güzel sanatla ilgili bir şey, bir 9 günlük bir süreç bekliyor. Aslında müdürüm baktığınız zaman Şanlıurfa zaten şairiyle, ses sanatçısıyla, aşçısıyla, siyasetçisiyle Türkiye siyasetine, Türkiye tarihine damga vurmuş bir şehir. Tabii ki son olarak da Göbekli Tepe tüm tarih kitaplarını, bugüne kadar yazılmış tüm tarih kitaplarını elinin tersiyle böyle çöpe atmış bir icat, buluş öyle söyleyeyim size. Tabii ki şunu söyleyeyim, Şanlıurfa'ya da yakışır bir proje aslında. Kesinlikle. Şimdi sinema dediniz, ben mesela Türkan Şor'a gelecek. Hayatımda hiç görmemişim bir gazeteci olarak. Tabii ki siz de hayransınız bu mesela değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Yani, Türkan Şor'a hayran olmayan insan yoktur, yoktur diye yani, düşünüyorum. Değil mi? Kesinlikle. Şimdi ondan mesela sinemanın püf noktalarını öğrensek ne kadar güzel. Kesinlikle. Değil kesinlikle. Mi? Hani söyleşi dediniz ya. Evet. Şöyle düşünün, Türkan Şoray, sultan, sinemanın sultanı. Gelecek İl Kültür Turizm Müdürlüğü tam şehrin merkezinde Urfalılara sinemayla ilgili geçmişini, hayatını anlatacak. Yeah. Belki soru cevap durumuna gelecek. Yani bunu gerçekten bununla ilgili uğraşsanız, plan yapsanız dahi belki elde edemeyeceğiniz, göremeyeceğiniz bir fırsattan bahsediyoruz. Evet. Bir Hülya Hanım, Hülya Koçyiğit. Tabii ki. Yani, Yeşilçam'ın Türk sinemasının duayenlerinden, sultanlarından veya Serdar Gökhan. Evet. Üniversitede örneğin sinema bölümü öğrenciler için Derviş Zaim, ünlü yönetmen. Tabii. Çok önemli. Yine sinema için baktığınız zaman sinemadaki nasıl derler, makyajla alakalı olarak gelecek olanlar var. Evet. Ama dönüyoruz aynı zamanda Topçu Meydanı'nda, Rabia Meydanı'nda farklı etkinlikler. Yine Nihat hocamızın olduğu etkinlikler. İşte Dursun Ali Erzincan ile başlayan biraz daha insanların o maneviyatına hitap eden sohbetler, söyleşiler olacak. Evet. Dönüyoruz. Müzenin önündeki ana sahnede, büyük sahnede gençler için özellikle Spotify dediğimiz alanda çok fazla dinlenen, en fazla dinlenen sanatçıların dan oluşan işte her gün bir konser, açık hava konserleri olacak. İşte Semicenk ile başlayacak. Devam edecek olan bir sanatçılardan bahsediyoruz. Ve bunlar gerçekten gençlerin en fazla indirdiği, en gerçekten fazla dinlediği. Evet. Ki bazılarını belki yaşımız gereği biz bilmiyorduk ama. Tabii. Aynen. Ama gördüğümüz kadarıyla işte bu minvalde davet edildiği için baktığımızda evet çok mini. Yüz milyonlarca kez
indirilen şarkıları olan sanatçılardan bahsediyoruz. Tabii ki mesela Ferhat Göçer gelecek. Ferhat Göçer. Bozuvalı, Şanlıurfalı. Aynen öyle. Yani genciyle, yaşısıyla herkesin dinlediği ve benimsediği bir sanatçı. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Yani onu canlı canlı dinlemek bence çok güzel bir şeydir. Kesinlikle yazdığım programlarımın arasında olan katılacağım etkinlikler arasında. Bence seyircilerimiz de sosyal medyadan bu programları takip edip şuna kesin katılmalıyım diye kendileri için bir program yapmalı. Aileleri, sevdikleriyle birlikte böyle topluca katılabilecekler programları işaretlemelidir diye düşünüyorum. Bence de yani bir plan yapmak lazım. Böyle kesin, bir programdan kesinlikle kaçmaması lazım gerçekten. Peki şöyle söyleyeyim. Bu Kültür Yolu Festivali çalışmaları tabii ki aşama aşama devam ediyor. Bitti artık. Ayın 25'inde cumartesi saat kaçta başlayacak? Sabah 10'da aslında başlamış olacağız biz. Sabah 10'da etkinliklerle başlamış olacak. Çünkü sabit etkinliklerimiz de var. Sergilerimiz var. Evet. Örneğin müzemizin içerisinde Kaçış Yok'la kültür varlıklarıyla ilgili sergilerimiz var. Ama öte yandan bir bakıyorsunuz Reji Kilisesi dediğimiz Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde yine farklı bir sergi etkinliği. 58 Meydan'da yine bir sergi etkinliği. Sadece günlük belirli saatlerde değil, 9 gün boyunca sürecek olan sergi etkinliklerimizle başlıyoruz. Şimdi orada çok önemli, ben notumu almıştım dün toplantıda. Kaçış yolu dediğimiz bir projeniz var galiba. O projede tarihi değeri olan eserlerin çalınmasıyla ilgili bir farkındalık mı uyandırmak amaç? Evet. Konu ne yani? Şöyle, amaç ne? Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak biliyorsunuz esas ana görevlerimiz arasında ülkemizin tarihsel değerini de korumak var. Kaçış Yok dediğimiz sergi aslında şu ana kadar hem bakanlığımızın hem kolluk kuvvetlerimizin kaçak kazılar veya kaçak eserlerle alakalı yapmış olduğu çalışmaları duyurmak, nasıl hareket ettiğimizi göstermek artı kaçak kazılarda, kaçak alanlarda suçüstü yapılan eserlerin sergisini yapıyoruz. Ama burada biz bunu ifade ederken de şöyle de bir şey diyor, bakıyoruz. Yurt dışından gelen eserlerle ilgili bilgilendirmemizi de yapıyoruz. Geçmiş yıllarda bir çalıntı olarak yurt dışına çıkan eserler var. Ki evet. Urfa'da malumunuz baktığımız zaman Mozaik Müzesi'nde aslında gelmiş olan, yurt dışından gelmiş olan mozaiklerimiz de var. Bunların geçmiş zamanda belirli bir hukuki temelde talep edilerek geldi. Bunlarla ilgili aslında bilgilendirmeler, farkındalık oluşması için gelecek olan ziyaretçilerimize bilgilendirmelerimiz olacak, sergilerimiz olacak. Bunun dışında baktığımız zaman çocuklar için çocuk oyun alanlarımız var. Bunların içerisinde de çocuklara neler yine var mesela? Kültürel mirası aşılayabilmek için işte Keloğlan'ın bir serüveni var ama kültürel mirasla alakalı tabii olarak. Evet. Örneğin arkeoloji müzemizde mozaik müzemizde çocuk köyü neredeyse kuruyoruz. Orada her türden oyunlar var. Çocukları özellikle aileleri bekliyoruz. Çocuklarını alarak o boşluk alanda, o park alanımızda müthiş derecede hem çocuklar için etkinlik alanları var, çocukların oyun alanları olduğu gibi arkeoloji konusunda bilgilendirmeleri, gastronomiyle ilgili bilgilendirmeleri, el sanatlarıyla ilgili bilgilendirmeleri konusunda farklı etkinlik alanlarımız var. Yani çocukların gelip bir gün boyunca rahatlıkla bütün deneyimleri sağlayıp belki de geri gitmek istemeyeceği alanlardan bahsediyoruz. Eyvallah. Onlarca çadır kuracağız orada. O yüzden çocuğunuzu alın, gelin diyoruz biz ziyaretçilerimize. Gerçekten farklı etkinlikleri görebilirler aslında orada. Aslında ben bir şey söyleyeyim mi? Şimdi az önce hani Türk sinemasının Sultanı'ndan bahsettik. Evet. Şimdi 7'den 77'ye herkesi kucaklayacak bir proje. Çocuklar gelecek, orta yaşlılar gelecek, gençler gelecek, ebeveynler gelecek, anne babalar gelecek, belki dede gelecek, belki nene kesinlikle gelecek yani, değil mi? Biz o yüzden şehirde festival var derken şehri fiziki olarak almıyoruz. İnsanlar için var. Evet. 7'den çok doğru bir tabir. 7'den 77'ye diyoruz ya. Evet. Herkes için festival var. Herkes kendisi için bir şeyler bulabileceği bir festivalden bahsediyor. O zaman cumartesi saat 10'da geldiğimiz zaman akşam bence konser saatine kadar, konser bitimine kadar güzel bir vakit geçirir insanlar. Kesinlikle. Ve hem müzeyi gezecekler, düşünün. Hem etkinliklere katılabilecek insanlar. Ki 9 gün boyunca çok rahatlıkla zamanlarını kültür yolu dediğimiz o aks üzerinde çok rahatlıkla geçirebilirler. Sadece kendileri için de değil, aile boyu rahatlıkla gelip zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturmuş olacağız. Emeğinize sağ olun. Peki bu kadar çalışma yaptınız. Mesela Kültür Yolu Festivali ile ilgili diğer çalışmalardan bahsedeceğiz sevgili seyirciler.
Tabii ki Göbekli Tepe'den bahsedeceğiz, Karahan Tepe'den bahsedeceğiz, Taş Tepe'lerden bahsedeceğiz. Müdürümüze soracağımız çok sorular var ama ben ekstradan bir farklı bir soru sormak istiyorum lütfen müdürümüze. Şimdi tabii ki Harran Üniversitesi dünyanın en eski üniversitesi. Kesinlikle. Şunu söyleyeyim, tabii ki Şanlıurfa'nın gelişimine, büyümesinde çok çok böyle güzel projeler öne sunacak bir mevki. Öyle size söyleyeyim. Bu festivalde birlikte çalıştınız mı? Veya onlar size işte şunu yapsak daha iyi olur dediler mi? Veya sizin öneriniz oldu mu üniversiteye? Aslında şöyle, festival sadece evet Kültür ve Turizm Bakanlığımız ana koordinasyonunda olsa da şehrin bir projesi. Evet, aynı öyle. Şehirdeki kurumların, üniversitemizin, büyükşehir belediyemizin, ilçe belediyelerimizin, tabii, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, Sağlık İl Müdürlüğümüzün, zaten valiliğimiz bu anlamda işin sahibi baktığınız zaman. Yani festival şehrimizin bir festivali. Evet. Bakanlığımız bu noktada bakış açısı da bu. Şehirle birlikte bu festivali yapıyoruz. Evet. Bu anlamda üniversite zaten bu işin ana organlarından birisi. Tabii ki. Ne yapılıyor şu anda? Misal etkinlik anlamında baktığınız zaman üniversitede örneğin iki tane sahnemiz var. İki alanımız var. Söyleşiler var. Biraz önce bahsettiğim gibi sinema alanında işte Derviş Zaim gibi bunun dışında makyajla, sinemada makyajla ilgili çok sunumlar kesinlikle malumunuz. Bununla ilgili etkinlikler olduğu gibi devlet tiyatrolarımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı devlet tiyatronun tiyatro etkinlikleri olacak. Evet. Bunun dışında baktığımız zaman özellikle konserler olacak. Gençlere hitap eden gruplarla. Ki biz de zaten baktığımız zaman aslında tam sınav öncesine de denk geliyor. Çocuklar için de böyle bir bildiğim kadarıyla 2-3 günlük bir boşluktan sonra sınavlar başlıyor. Festival bittikten sonra. Hem çocuklara moral kaynağı olmuş olacak. Evet. Gençlerimize moral kaynağı olmuş olacak. Hem de festival coşkusunu üniversitemizle birlikte doyasıya yaşayalım diye bakanlık olarak üniversiteye de bir sahne açmış olduk. Bu anlamda bence çok önemli. Bence çok önemli. Ama ben şunu söyleyeyim. Benim mesela kızım 18 yaşında. Bu yıl sınava girecek kısmet olursa. Ayın 8'i ve 9'unda. Ben şimdi düşündüm. Kızım zaten üniversiteyi kazanabilir miyim, kazanamaz mıyım kaygısı var zaten. Evet. Sürekli çalışan bir çocuk mesela. Ben de kendi kendime düşündüm. Ya dedim ki keşke sınavdan sonra bu festival olsaydı. Evet. Çocuk doyasıya böyle bir negatif enerjisini atsaydı mesela. Evet. Ama siz tabii farklı bir açıdan söylediniz. Sınav öncesi tabii ki son bir evet hafta kala ders çalışmayın diyor uzmanlar. Evet. Değil mi? Evet. O yüzden belki o aşamada çocuklar için de gerçekten böyle ses atacağı, işte enerji depolayacağı, kafasını rahatlayacağı. Kesinlikle böyle bakmak lazım. Yani zaman aslında sürekli değişken bir unsur burada baktığınız zaman. Birileri için uygun olabiliyor, birileri için uygun olmuyor. Evet. Ama festivali şöyle düşünmek gerekiyor. Urfa bir festivale artık ev sahipliği yapıyor. 2025'te de bu festivale Urfa ev sahipliği. Evet. Belki gün farkından dolayı bir gün, iki gün daha öncesi, daha sonrası olacak. Ama Urfa artık Kültür Yolu Festivali'nin ne ev sahipliği yapan bir şehir. Tabii. Bundan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığımız bu şehirde her sene festival yapacak. Bu yıl kızımız belki katılmasa dahi gelecek sene festivalin coşkusunu çok rahatlıkla yaşayacak. Yaşayacak. Böyle bakmak gerekiyor eyvallah diye düşünüyorum. Eyvallah. İnşallah öyle olur. İnşallah iyi bir yerde kazanır bütün çocuklarımız hayırlısı olsun için. İnşallah. Şimdiden tüm gençlerimize tabii başarılar dilerim. Kesinlikle. Gerçekten kesinlikle. Bir yıl boyunca, kimisi iki yıl boyunca çok büyük emekler verdi. Ailesi emekler kesinlikle verdi. Onlar emek verdi. Rabbim kimsenin emeğini boşa götürmez. Amin. Amin. Ben önemli amin olan bu. Kesinlikle. Tabii ki şöyle söyleyeyim. Her zaman dile getiririz müdürüm. Ya Şanlıurfa Türkiye'nin, dünyanın en eski şehri. Evet. Belki insanoğlunun ilk yeryüzünde ekim yaptığı Mezopotamya. Öyle söyleyelim. Kesinlikle. Belki ilk Hazreti Adam belki buraya gelmiştir. Öyle söyleyelim. Çok eski bir tarihe dayalı çünkü. Kesinlikle. Şanlıurfa. Peki biz gelen turistleri Şanlıurfa'da genelde günübirlik tutabiliyoruz. Günübirlik. Yani şöyle söyleyeyim. Antep bizden daha iyi. Daha önce öyle söylerdik. Evet. Diyarbakır bizden daha iyi. Öyle söylerdik. Evet. Ama geçen yıla baktığımız zaman ben aldığım bilgilere göre söyleyeyim 1 milyon turist gelmiş Şanlıurfa'ya. Evet. Tabii ki bunlar günübirlik giden turistler olmuş olsa bu rakamı belki tutamazsınız. Ama yatılı olan değil mi? Şöyle söyleyeyim. 1 milyonu geçtik sattığımız yatak adına. Aslında turizmi konuşurken şöyle düşünmek gerekiyor. Turizmin ekonomik faydasını konuşmak gerekiyor. Oraya geleceğim.
Evet. Şimdi şunu söyleyeyim size. Biz bu turistleri evet. Şanlıurfa'da yatılı olarak tutamadık. Evet, birçoğunu tutamadık. Tamam 1,5, 1,200 tuttuk ama Şanlıurfa'nın potansiyeli daha yüksek. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Çünkü sadece bizim işte yerli turistlerimiz gelmiyor buraya. Yani dünyanın dört bir yanından gelen turistler var. Evet. Bunları biz Şanlıurfa'da nasıl tutabiliriz? Şimdi yatırımcıları Şanlıurfalı olan, olmayan kim varsa Türkiye'nin ikinci genç nüfusuna sahip bir ildeyiz. Şanlıurfa yani. Bunları nasıl biz pozitif enerjiye dönüştürebiliriz? Gençlerimizi turizme nasıl kazandırabiliriz? Şimdi baktığınız zaman üniversitede biz genelde ya İngilizce çok önemli değil. Aslında İngilizce ne çok kadar önemli olduğunu veya dilin ne kadar önemli olduğunu kesinlikle. Bir türlü çocuklarımıza anlatamadık ve anlatamıyoruz halen de. Yani bu konuda Şanlıurfa'da biz turistleri yatı olarak nasıl tutabiliriz? Esnafımız nasıl tedbirler almalı? Gelen turiste günü birlik düşünüyoruz. Evet gün şöyle söyleyeyim. Pazarlama sektöründe bir kişi 10 kişi olarak hesaplanır. 10 kişi 100 kişi olarak hesaplanır. Çünkü sadece işte ya Kenan geldi buradan bir biber aldı. Bu biberin normal kilosu 50 TL ben buna 500 TL vereyim ne olacak ki? Nasıl bir daha gelmeyecek diye mi düşünmek lazım? Yoksa daha da mı uyguna vermek lazım? Aslında sorunun içerisinde cevap da var diye düşünüyorum. Evet. Aslında şöyle rakamları şöyle değerlendirmek gerekiyor. Şanlıurfa'nın bu dediğiniz evet Urfa'da kalmıyor, turist Urfa'da kalmıyor kısmı 10 yıl öncesine kadar hakim bir konumdaydı. Ancak baktığımız zaman özellikle 2018 yılında ki 2014'ten başlayan bir süreç aslında 2014'te 1.4-1.3 oranındayken turistin konaklama gün sayısı şu an 2024 itibariyle 1.80'e çıkmış durumda. Yani bir kişinin kalma oranı 1.8 aslında baktığımız zaman. Şimdi rakamlar neye göre artıyor tabii baktığınız zaman. Urfa'daki daha öncesinde 2019 yılı malumunuz Göbekli Tepe yılı ilan edildi. Ki bana göre çok çok önemlidir. Çok büyük bir payedir. Neden? Urfa'nın turizmde hem Göbekli Tepe'nin farkına varması Urfalı'nın kendisinin, Urfalı'nın esnafının. Çünkü belki 2019 yılına kadar birçok kişi Göbekli Tepe'yi dahi Urfalı olup da bilmiyordu. Evet evet. Görmeyenler ama, hala var belki. Evet ama ne oldu 2019 yılında şunun farkına vardı insanlar. Göbekli Tepe diye bir yer var ve Göbekli Tepe yılıyla birlikte Urfa'ya gelen çok kişiler olmaya başladı. Çünkü Göbekli Tepe'nin ziyaret edilebilir çok çok önemli bir yer olduğunu farkına vardık. Ve ne oldu biliyor musunuz? 2019 yılında 5000'e yakın olan yatak sayımız şu an 2024 yılına geldiğimizde 8500'e çıktı. Bu 4-5 yılda otel sayımız artmaya başladı. Sadece 4-5 yılda artan butik otel. Bugün Urfa'nın işte eski Urfa dediğimiz alana evet, gittiğiniz tarih, zaman hepimiz yani. Artık görüyoruz. Butik oteller veya tescilli evlerin otele nasıl dönüştüğünü hızlıca görüyoruz. Evet. Veya son dönemde açılan 5 yıldızlı oteller. Sadece bir rakam vereceğim. Şu anda Urfa'da inşaat halindeki otel sayısını söyleyeyim mi size? Ne kadar? 11 tane otel inşaatı var. 11 yatırım tane. Belgesi. Ve bunun 3 tanesi de 5 yıldızı biliyorsunuz. Oo çok güzel bir haber bu mesela. Yani bizim hani Antep'te veya Diyarbakır'da kalıyor dediğimiz şey aslında Urfa'daki altyapının yetersiz. Urfa'da kalmak istiyor turistler. Ancak Urfa'da altyapı yetersiz. Otel sayısı az olduğu için. Ama şu anda ne oldu? Otel sayısı artmaya başladı. Yatırımcılar bunun farkına vardı. Ve bu yeter mi? Hayır. Urfa son dönemde belki birazdan konuya da gireceğiz. Taştepeler projesiyle birlikte. Size. Evet soracağım. Taştepeler projesi var. Urfa'da şu anda biz festivalle veya Taştepelerle, Göbekli Tepe'de yeni alanlarla ve yeni kaza alanlarla işte Harran'da devam eden, Urfa Kalesi'nde devam eden yeni kaza alanlarla o 1.8'i 2'ye çıkartmaya çalışıyoruz. Şu anki stratejik akıl veya şu anki stratejik anlamda hareket noktamız bu. Urfa'daki konaklama gün sayısını nasıl 2'nin üzerine çıkarız? Aslında bugün şeyden bahsediyoruz ya festivalden. Evet festival. Festivalin biraz daha böyle ölü sezona doğru devam etmesinin nedeni de bu. Urfa'da ölü sezonu daraltalım. İşte bugün sorular arasında vardı aslında. Sezonu nasıl yapabiliriz gibi. Tabii tabii. Yani yılın 3 ayı değil de veya 4 ayı değil de 12 ayına nasıl yayabiliriz? Amaç o. Kesinlikle. Şimdi hani ben burada bir virgül atacağım. Şimdi tabii ki otel sayısı arttı dediniz mesela. Evet. Otel sayısı artınca fiyatlar da artık yükselmeyecek. Belki hani yatak sayısı az olunca
doluluk oranı artınca fiyatlar da yükselir. Uçakta da böyledir, otobüste de böyledir, otellerde de böyledir. Bunda evet. sıkıntı yok. Hizmet kalitesi de artacak. Rekabet girecek. Aynen öyle. Rekabet ortaya girecek. Hizmet kalitesi artacak. Fiyatlar düşecek. Ve turistler artık Şanlıurfa'da bir gün değil de belki 5 gün kalacaklar. Kesinlikle. Bu da ne demektir? Otomatikmen esnafının kazanması demektir. Evet. Doğru evet. mudur? Kesinlikle. Otel kazanacak. Şanlıurfa yerli esnafı kazanacak. İnsanlar belki kaynaşacak. Belki farklı bir ticaret yapacaklar onlarla. Evet. Değil mi? Yeni sektörler, yeni turistik ürün sektörleri onlar çıkacak. Var, evet. Düşünün. Bir gün kalacak tüketiciye veya ziyaretçiye vereceğiniz ürünle 5 gün kalacak olan kişiye aynı ürünü veremezsin. Aynen öyle. Bir gün vereceksiniz, ikinci gün, üçüncü gün çeşitlendirmeniz gerekiyor. Tabii. Dördüncü gün daha farklı olması lazım. Ne olacak bu sefer? Kalan veya esnaf için veya vatandaşlar için artık ürün çeşitlendirme, daha nitelikli, daha profesyonelleşme haline geçecek. Gerçekten öyle. Evet. Bu anlamda aslında baktığımız zaman turistin daha fazla kalması, evet hata şeyimiz var, eksikliklerimiz var. Mutlaka olacaktır. Olacaktır. Turizm kolay gelişmiyor. Evet. Bazen doğumlar sancılı oluyor. Evet. Ama Urfa'nın 5 yıl sonrasına baktığımız zaman, 10 yıl sonrasına baktığımız zaman Urfa kesinlikle ama kesinlikle bu altyapıyla, medeniyetle, o getirmiş olduğu o medeniyetlerdeki o zenginliğiyle, bakın sadece bölgenin değil, Türkiye'nin kültür turizminde lokomotifi olacak bir yer. Evet, ben hep evet. Urfa'yı nitelendirirken şöyle nitelendiriyorum. Eğer Anadolu, ki öyledir, eğeri de aslında söylemek istemiyorum. Anadolu dünyanın en zengin kütüphanesi. Şanlıurfa bu kütüphanenin en değerli kitabıdır diye. Aynen öyle. Böyle yani, bakmak gerekiyor. Bence belki şunu söyleyeyim. Şanlıurfa tarihine geçecek bir söz söylediniz. Öyle size söyleyeyim. Yani kütüphanelerde mutlaka çok çok değerli kitaplar vardır. Evet. Ama en değerlisi de vardır. Şanlıurfa'da dünyada belki şu an en değerli tarihi yani, bir yer. O yüzden yer. Anadolu gerçekten dünyanın evet. en önemli kütüphanesi. Şimdi az önce bahsettiğiniz gibi tabii soracağım soru çok. Hani biraz sizi sıkıştıracağız, terleteceğiz. Lütfen. Şimdi biraz da Şanlıurfa'nın ve Şanlıurfa'nın şansı yok aslında. Nasıl diye soracak olursanız size şöyle açıklayayım. Şimdi İslam Turizm Başkenti Şanlıurfa evet. seçildi. O dönemde deprem ve sel oldu. Ne yazık ki. Bunları biz ekonomimize kazandıramadık veya esnafımız kazanamadı veya işte Göbekli Tepe'yi daha iyi tanıtamadık. Karahan Tepe'yi iyi tanıtamadık. Mesela işte bu sel ve deprem çok çok etkiledi bizim turizmi. Evet. Bundan sonra bu festivalden sonra Şanlıurfa sizce öne açılır mı? Kesinlikle. Ben 2024 için bakın geçmiş yılların tamamına umarım herhangi bir sorun yaşamayız. Allah'tan umarım. Dileğimiz, duamız bu. İnşallah. Herhangi bir sorun yaşamasak 2024 yılı festivalin coşkusuyla birlikte gelecek zamanlardaki özellikle şunu unutmayalım. Kasım ayında biz Dünya Neolitik Kongresi'ni yapacağız Urfa'da. Bakın dünyadaki bütün Neolitik dönemdeki Neolitik dönemle ilgilenen arkeologlar, en önemli bilim insanları Urfa'da olacak. Hangi ay dediniz? Kasım ayında. Kasım ayında. Şimdi Urfa 2024 yılında rekor kıracak. İnşallah. İnşallah. Yani beklentimiz bu. Şu an gördüğümüz rakamlar, gerek otellerden aldığımız rezervasyonlar, otellerin şu ana kadar olan doluluk oranları, Göbekli Tepe'nin, hiç uzağa gitmeyelim. Bayramın 3. günü Göbekli Tepe kendi rekorunu kırdı. Tabii, duydunuz. Tabii. Evet. 55. Basına da. Basına toplamda evet 14 bin. Bir günde ziyaret eden kişi sayısı 14 bin. Yani bunların hepsine baktığımız zaman Göbekli Tepe, Halilurrahman yani Balıklı Göl, evet. Harran'la birlikte, müzelerimizle birlikte, gastronomi kültürümüzle birlikte Urfa 2024 yılını inşallah rekorla kapatacak. 2025 yılı 2024'ün rekorunu kırdığımız bir yıl olacak. Öyle peki, görüyoruz. Peki ben size söyleyeyim. Lütfen. 2023'te ne kadar turist geldi? 2024'teyiz zaten. Yani 2023'ü bence hiç baz almayalım. Malum deprem ve sel. Evet. Ama 2022'de 2022'de sattığımız yatak üzerinden baktığımız zaman 1.040.000 yatak sattık. Oo, çok. Evet. Ama biz bu sene 1.040.000'i geçeceğiz. Şu an aldığımız rakamlar bize bu anlamda ümit var. Özellikle festivalle birlikte gelen, şu an zaten festivalle birlikte bütün odalarımız dolmuş durumda, onu söyleyeyim. Çok otellerimiz mi? Dolmuş dolu durumda. Dolu oranı yani tam full kapasite. Evet, evet. Hani günübirlikler boşaltı, şöyle söyleyelim. Otellerde bazen boşluklar olabilir ama hani %100 değildir ama %95 üzeridir.
Çünkü giden gelenler olur, muhakkak olur. Ama %100'e yaklaşık bir rakamdan bahsediyoruz. %90 ne olacaktır? Da az değil yani. %90, 95'in üzerinde, %98-99'larda. Çok iyi. Yıl sonuna baktığımız zaman özellikle Eylül, Ekim, Kasım döneminde yine %100 doluluğa yaklaşacağımızı görürüz. Temmuz, Ağustos, evet ölü sezonumuz. Çünkü aşırı sıcak evet. Bu şekilde ifade ediliyor. Aslında bizim için sıcak değil. Bizler yaşıyoruz burada. Tabii ki. Geçmiş dönemlerde %60, %70 doluluğu bulduğumuz zamanlar var Temmuz-Ağustos döneminde. Ama bununla ilgili olarak da işte bu biraz önce anlattığım turizm yatırımlarının devreye girmesiyle birlikte, yani büyük otellerin devreye girmesiyle birlikte Urfa kongre turizminde ölü sezonu değerlendirmek için ortaya çıkacak olan güçlü bir aktör olacak. Evet. Biz çünkü ne yapacağız bu sefer? Ocak veya Şubat döneminde Temmuz-Ağustos'ta bakanlık olarak, il müdürlüğü olarak, valilik olarak, belki yerel otoriteler olarak, yerel idareler olarak ölü sezonda Urfa'nın kongre turizmi yönünü ortaya çıkartacağız. Şu an beklentimiz aslında o altyapının tamamlanması. O altyapılar, toplantı alanları olan, kongre alanları olan otellerimizin tamamlanmasıyla birlikte Urfa aslında bu noktada iyi bir yere gelecek diye düşünüyoruz. İnşallah. Tabii ki bakanlığımız zaten Şanlıurfa'ya gerekli önemi gösteriyor. Kesinlikle. Siz zaten yıllardır Şanlıurfa'dasınız ve Şanlıurfa'nın kültürünü, turizmini, gastronomisini evet. tanıtmak için elinizden geleni yaptınız. Tabii ki geçmiş dönem belediye başkanlarımız oldu. En eskisinden en yenisine kadar Şanlıurfa'yı farklı illerde tanıttılar. Örnek vereyim, müzikle tanıttılar. Evet. Orada çiğ köfteyi dağıttılar. Orada mırrayı dağıttılar evet. mesela. Bizim şıllık tatlısını dağıttılar mesela. Onlarda bir farkındalık oluşturdu aslında. O tanıtımlar da çok büyük katkısı oldu. Tabii ki. Tabii doğru mudur ki. Müdürüm? Bakın şöyle, tanıtım, biraz önce bir şey söyledim. Biz bakanlık olarak veya il müdürlüğü veya valilik olarak veya farklı bir şey tek başına değil. Tanıtım işi dediğiniz şey şehrin tamamının işbirliği, ortak hareket, ortak akıl dediğimiz şekilde harekete. Bazen Büyükşehir Belediye'miz, bazen bir baktığınız noktada bir ilçe belediye'miz, bazen İl Kültür Turizm, bazen bakanlığın desteğiyle valiliğimiz. Dediğim gibi yani turizmi siz şu yaptı bu yaptıdan ziyade biz de yapmıyoruz. Hep birlikte. Hep birlikte. Hep birlikte. Şimdi mesela ortak akılla. O zaman Fenerbahçe-Trabzon maçı burada olduğu dönemde evet. bizim kendi insanımız. Orada dışarıda kalan, dışarıdan gelen misafirleri evet. aldılar, evlerine götürdüler. Ve bugün Fenerbahçe-Trabzon taraftarı diyor ki, bundan 10 yıl önceydi bu evet. karşılaşma. Halen bahsederler. Onların misafirperverliğine hayranız dediler. Evet evet. evet. Tanıtım işte. Kesinlikle. Değil mi? Kalbinizde bir hoşgörü, daha doğrusu şöyle, içinize yerleşiyor. Trabzon, Urfalılar, Trabzonlular için işte misafirperver, hoşgörülü. Bugün evet. bunu her zaman sosyal medyada da dile getiriyor. Geldikleri zaman da görüyorlar. Veya Fenerbahçe taraftarı için. Yani illa bir koltuk sahibi olmak gerekmiyor, gerekmiyor değil mi? Yani tanıtmak için. Veya örnek vereyim bir esnafımız, örnek vereyim gelen turiste der ki, ya buyurun gelin çayımızı için, bir kahvemizi kesinlikle. İçin. Kesinlikle bakın, yani kimin hangi kapıyı açacağını, nereyi hareket ettirir, hangi taşı oynatacağını bilemiyorsunuz. Değil mi? Belki küçücük bir gülümseme, bir tebessüm evet. birçok insanı derinden etkileyecek. Bir belki hani sosyal medya fenomenini etkileyecek evet. o nezaket. Tabii. Onun yaptığı reklamla binlerce kişi gelecek. Kesinlikle tanıtımın küçüğü büyüğü yok. Evet. Ve o yüzden herkes, ama herkesin yaptığı her şey çok çok önemli. Evet. Peki müdürüm buyurun. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Göbekli Tepe zaten başı başına evet. bir buluş yani. Az önce de söyledim ilk konuşmamda. Tarih kitaplarını, bugüne kadar yazılmış bütün tarih kitaplarını elinin tersiyle iten bir buluş. Bulandan Allah razı olsun. Amin. Vefat amin. Etmiş. Evet. Bitevapa. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ücretler çok yüksek diyorlar. Evet. Giriş ücretleri. Müzeye gidemeyen öğrenciler, aileler var mesela. Evet. Giriş ücreti çok yüksek diyorlar. Göbeklitepe'nin ücreti ne kadar? Ben aslında yanlış bilinen bir şeyi doğrultmaktayım. Doğru şekilde ifade etmek istiyorum. Göbeklitepe'nin ücreti Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bir yıl boyunca Türkiye'deki bütün müzelere girmeleri dahil olmak üzere, bakın. Türkiye'deki bütün müzelere. Bütün müzelere girmeleri, Göbeklitepe'ye, Şanlıurfa Müzesi'ne girmeleri koşuluyla sadece ama sadece 60 TL. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Giriş 60 TL. Bakın şu an herkesin elinde artık e-devlet kullanıyoruz değil mi? Tamam. Bakmak, kontrol etmek serbest. Müze kartı açıyorsunuz e-devleti, orada müze kartı alma işlemi var. Müze kartı satın alma diyorsunuz. Baktığınız zaman 18 yaşını geçen, öğrenci olmayan,
sizin için diyelim 35, 40, 50 yaşındaki biri vatandaşımız için sadece 60 TL. Müze kartı onu da E-Devlet'ten alabiliyor ve onunla QR kod oluşuyor müzelerimize. Yarın hemen deneyebilirler. Göbekli Tepe'ye istedikleri işte bugün Efes'e veya Pamukkale'ye, Antalya'daki birçok müzeye, Türkiye'deki 350'den fazla müzeye ücretsiz girebilirler. 60 TL. Yanlış bir bilgiyi düzeltmek adına iyi, çok teşekkür ediyorum bu soruyu sorduğunuz. Ama şimdi ya 470 dediler, 670 hayır, 500 diyen oldu. O aslında niçin biliyor musunuz? O yabancılar için demeyelim de bilet almak isteyenler için. Şimdi müze kartı sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları alabiliyor. Yabancılar alamıyor onu. Alamıyor. Peki ben örnek vereyim. 60 TL'ye Göbekli Tepe'ye gittim. Yabancı bir turist ne kadara giriş yapar oraya? Yani 21 euro. Onlar da versin kardeşim yani. Yani yani? Biz sonuçta bizim ülkenin dolara, euroya ihtiyacı var tabii yani. Tabii ki. Bir de 18 yaş altı için ücretsiz, 65 yaş üstü için ücretsiz. Şehit ve gazi şehit aileleri, gaziler, gazi yakınları için ücretsiz. Engelliler yanlarında bir refakatçiyle birlikte ücretsiz. Öğretmenler ücretsiz. Yani o kadar çok ücretsiz giriş yapan basın mensubu ücretsiz. Basın mensubu gerçekten ücretsiz. Göbektepe kaç yılında ilk buluş abi? Yani normalde baktığınız zaman kazılar 95'te başladı ama hayır, 2018 yılında ziyaretçi almaya başladık. Ben 2018'de gittim. Evet. İlk şey olduğu zaman çocukları aldım götürdüm. Ya dedim gelin böyle bir yer var birlikte gidip bakalım nasıl bir yer. Evet. Ya ben ilk gittiğimde tabii ki şimdiki son hal çok çok güzel. O zaman daha yeni yeni şeyler vardı. Hayran kaldım mesela. Kesinlikle. Dün mesela ben sosyal medyada bir tane fenomen bayan açıklama yapmıştı işte. Aslında Göbekli Tepe'nin uzaylıların hava üstüymüş orası. Onun deyişine göre. Size göre nedir orası mesela? Yani Göbekli Tepe aslında şöyle bir şey. İnsanlık tarihinin en önemli yeri. Evet. Tabii hava üstü veya bilimsel olarak doğrulamadığımız hiçbir şey bizim görüşümüz değil. Önce onu söyleyeyim. Evet, tabii ki insanlar, onun deyişiyle. Evet, insanların ne nasıl düşündüğünü bizi çok bu noktada bir şey diyemiyoruz. İnsanlar istedikleri. Ama baktığınız zaman aslında Göbekli Tepe'nin kendi bilimsel yeterliğin bunlara ihtiyacı yok. Çünkü Göbekli Tepe dünya arkeolojisinin belki en önemli keşiflerinden birisi. Tabii. Müthiş bir noktada. Bakın, tartışmasız yani. Neolitik dönem insanının böyle bir yapıları nasıl ayağa getirdiği, vücuda getirdiği yapıları diye bu megalitik yapıları ayaklandırdı. Hepsi aslında birçok soru işaretiyle birlikte var. Tabii ki insan yaptı. Bakın bu noktada şey yok, sorun yok. İnsan yaptı ama İnsan bunu yaparken o eforu, o motivasyonu nasıl sağladı? Belki de bunu görmek gerekiyor. O yüzden tabii ki Göbekli Tepe'de insanlar kendilerini nasıl görmek istiyorlarsa, Göbekli Tepe'ye nasıl anlam yüklemek istiyorlarsa biz buna karışamayız. Evet. Çünkü farklı şeyler hissedenler oluyor. Mekanlardan bağımsız olarak alanlarla ilgili farklı düşünenler oluyor. Bu insanlara da veya bu şekilde düşünen gruplara da ben saygı gösteriyorum. Aslında bir yandan da şöyle söyleyeyim. Hani derler ki reklamın iyisi kötüsü olmaz. Tabii ben bir gazeteci ve ayrıca televizyon reklam müdürü olarak şöyle söyleyeyim. Reklamın iyisi kötüsü mutlaka vardır. Evet. Ama o ablamız mesela uzaylıların hava üstü derken istemeden de olsa Göbekli Tepe'nin reklamını yaptı. Evet. Değil mi? Yani şöyle. Tabii ki sizin bakış açınızdan doğru bir bakış açısı. Öyle söyleyeyim. Evet. Hani işin şey kısmında tabii ki dediğim gibi yani insanlar nasıl düşünür biz bilemeyiz. Ama tabii ki bizim kendi bilimsel söylemlerimiz var bununla ilgili. Herkes istediği şekilde de internetten veya sosyal medyadan rahatlıkla da ulaşabilir. Karantepe ne durumda? Karantepe çok iyi durumda. Özellikle Taştepe'ler ben aslında... Oraya geleceğim. Evet. Oraya geleceğim. Ben kendim de bizzat gidip oraları gezdim. Çok daha güzel. Açılmadan gezdim. Yani kazılmadan, kazı çalışmaları başlamadan gezdim. Gördüm. Urfa saklı bir tarihi cennet abi ya. Kesinlikle. Yani bakanlık da bunun farkında. Evet. Ben yani şunu söyleyeyim. Bakanlık tabii ki tarihi konaklarımız var. Tarihi caddelerimiz var. 58 meydanı var dediğimiz olduğunuz gibi. Tarihi yemeğimiz var. Tabii ki yanılmıyorsam Göbekli Tepe kazısında ilk buğday ata tohumu diye bulunmuştur. Yani şöyle aslında genel anlamda baktığımız zaman hani buğday elbette karbon malzeme var gıda ile ilgili. Var değil mi? Tabii ki şunu çok rahatlıkla söyleyebilirsin. Bu bölge Karacadağ'dan buraya kadar yine ilk tohumun tahılın kültüre alındığı alanlardan birisi. İlk hayvan evcilleştirmenin de aslında yapıldığı bölgelerden birisi. Bu konuda şey yok zaten. Herhangi bir beis yok. Dediğiniz üzere Göbekli Tepe veya Karantepe'yi
ifade ederken bunların aslında Neolitik dönemde çok alanına etki eden belirli noktalar, çok büyük alanlar. Karahantepe kazılarından bahsettik. Sağ olsun Göbeklitepe ve Karahantepe'yi kazan İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Necmi Karullu hocamız. Evet. Bence alanında ki öyle zaten. Ki öyle bence zaten. Dünyanın evet. En iyilerinden birisi. Evet. Çok da hızlı ve gerçekten hani bilimsel niteliğine sürekli paylaşarak devam eden kazılar. Bu anlamda aslında Urfa'nın turizm anlamında, arkeoloji turizmi anlamında da önünü açan kazılar evet. Baktığınız zaman. Evet. Bugün Karahantepe'yi diyoruz. İşte 4-5 senede çok iyi yerlere gelmiş durumda Karahantepe kazıları. Evet, evet, evet. Gerçekten öyle. Şu anda kazılara bakıyoruz. Devam eden işte bu dönemde inşallah bakanlığımızın yatırımlarıyla birlikte Karahantepe'yi son dönemde görenler varsa. Karahantepe mi çok eski yoksa Göbektepe mi? Aslında şu anda bulunan şey çağdaş alanlar var. Ama kazılmayan çok yer var. Bugün Karahantepe'nin %5'ini kazdık dersek veya %10'unu kazdık dersek %90'ın bize ne sürprizler yaptığını bilemiyoruz. Bilemezsiniz tabii. Aynı zamanda Göbeklitepe'nin de ne sürprizler çıkartabileceğini bilmez. Çünkü Urfa o gerçekten çok zengin bir yer. Evet. Yani elinize attığınız her yer tarih fışkırıyor yani. Tarih fışkırır ve bize tarihi yeniden yazdıran şehir diyoruz ya. Gerçekten tarihi yeniden yazdıran şehir. O yüzden bu tarz şeylere hangisi eskiden ziyade buluntulara baktığımız zaman işte geçen sene gördünüz. Geçen yeni heykeller bulundu. Evet. Dünya genelinde ses getirdi. Evet. Çünkü verdiği şey bize verdiği sunduğu o zenginlik dünyada çok çok kıymetli oluyor. Evet. O yüzden Urfa'yı hani hangisinden daha ziyade hangisi eski işte taş tepelerde hangisi eskiden ziyade taş tepelerin bize vereceklerine odaklanıp bunun hikayesini oluşturmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Peki ben size söyleyeyim. Tabii siz ben sormadan söylemek istemiyorsunuz onları. Ben o yüzden o soruyu ilk başa sorayım. Siz de rahatlayın. Öyle söyleyeyim. Şimdi Taştepe projeleri var. Evet. 12 tane dedi ama. Şu anda evet. Tespit edilen 12 tane. Evet. Kazılar hangi aşamada? Bunlar tabii ki her bir kazma Şanlıurfa'ya 10 turist fazla getirecek. Evet. Yani daha da fazla olacak. Her bir kazmadan bahsediyorum. Şimdi aynen onun biraz fırçalaması öyle. Var, yöntemleri farklı şeyleri var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bunlar hangi aşamadalar? Ben anlatayım. Onun dışında şunu söyleyeyim. Ne zaman? Hani evet projesi tamamlanmış ama ben kazı çalışmaları hangi aşamada ne zaman başlayacak veya başlanmışsa ne zaman bitecek? Bittiği zaman da ne zaman turizme açılacak, ziyarete açılacak? Evet. Önemli olan şey bu bizim. Tabii ki. Aslında Taştepeler projesi belki bizim torunlarımıza dahi kalacak olan bir proje. Öyle düşünelim. Hmm. Çünkü kazılar gerçekten uzun soluklu devam ediyor. Ama biz şunu yapacağız. Göbeklitepe şu anda turizme açık. Bakın Karahantepe'ye gittiğinizde ki Taştepeler projesi Göbeklitepe ve Karahantepe ile başlayan o kültürü anlatan artı 10 tane daha yine Neolitik döneme tarihlenen alanların birlikte oluşturduğu bir proje. Bakanlığımızın, Sayın Bakanımızın aslında fikir projesi, evet. Talimat verdiği bir proje. Önce onu da söyleyeyim ve gerçekten çok önem verdiği bir proje. Şimdi baktığınız zaman Karahantepe'yi hemen şu anda isteyen artık gitmeye başladı. Ama ne yaptık biz? Daha ziyarete resmi olarak açmadan Karahantepe'de bugün en basit lavabo tuvalet düzenlemesi, kafeterya olsun bu tarz düzenlemeler hemen yaptık. Aslında Karahantepe'ye şu anda giden bütün gruplar çok rahatlıkla Karahantepe'yi ziyaret edebilir. Halen bir kazı alanı olmasına rağmen bakın ne yapıyoruz biz? Açtığımız yerleri alanın koruma ve kullanma dengesini gözeterek gelecek olan ziyaretçilerin merakını gidermek için izin veriyoruz. Bugün baktığımız zaman ikinci aşaması işte Karahantepe'ydi. Şu an Sayburç'ta. Çakmaktepe'de evet. Baktığımız zaman işte Şanlıurfa merkezde yeni mahalle baktığınız zaman Gürcütepe daha öncesinde Nevali Çori veya evet. Harbestuan birçok alan ki kazılacak olan alan var şu an kazılar devam ediyor. Peyderpey bazılarını işte bir yıl sonra 1,5 yıl sonra hemen ziyaret edilebilir duruma getireceğiz. Bazıları belki 2 yıl sonra olacak. Bazılarını da belki 1 yıl sonunda ama ne yapacağız? Muhakkak insanlar geldiği zaman boş dönmesinler diye bazı kısımlarda küçük de olsa alanları açıp doğrudan Urfa'nın turizmine kazandırmak için uğraşacağız. Evet. Bu konuda şey yok. Ama taş tepeler dediğimiz gibi büyük alanlar Göbeklitepe'yi biliyorsunuz. 94'ten beri yaklaşık evet. devam eden evet. çalışma. Bugün neredeyse 30 yıl ama belki de şu anda hani %10-15'ini ancak kazdık.
ne yapalım yani %10-15'ini kazdık diye turizmi açmayalım. Açmayalım mı yani, değil mi? Ama biz açmak zorundayız. Bunun bir dönüşü olsun. Çünkü Urfa'nın beklentisi var. Ama bunu yaparken de kesinlikle ama kesinlikle şunu kaçırmıyoruz. Koruma ve kullanma dengesini Göbekli Tepe'nin o ruhuna, kimliğine, arkeolojik anlamdaki o ruhuna sahip çıkarak, onu koruyarak hareket etmemiz gerekiyor. Evet. Bütün bu alanlarda da bu minvalde, bu görüşle hareket edeceğimiz için bazı noktalarda işte bir yıl sonra açmaya başlayacağımız, ziyarete açacağımız alanlar olacak. O zaman şu an Göbeklitepe'nin tamamı açık değil değil mi? Yani şey anlamda daha kazılar devam ediyor. Tabii ki kazılar devam ediyor. Göbeklitepe'de devam edecek, belki 100 yıl devam edecek kazılar. O yüzden dedim hani torunlarımız, ki bugün baktığımız zaman aslında Truva'daki kazılar 200 yılı belki buldu şu anda. Evet. Yani kazılar çok nazik işler. Onlar top değil, neyle kazılan şeyler. Evet, yani. Evet, aynen, evet. Aynen yani o şekilde. Fırçalama işlemi var, sulama işlemleri var. Yani kırılmamasına dikkat ediyorsunuz. O kadar emek evet, veriyorsunuz. Aslında Göbeklitepe UNESCO Dünya Miras Alanı. UNESCO Dünya Miras Alanı olduğu için UNESCO'nun bize getirmiş olduğu kriterler de var. Yani kafanıza göre belirli kriterler. Ya ben şunu şöyle yapacağım değil. Dünyada bilimsel anlamda kabul görmüş kriterlere göre o kazılarda devam ediyor. Koruma işleri de o şekilde devam ediyor. Yani sevgili seyirciler şöyle söyleyeyim. Hani toplinine derken gerçekten toplinine de. Yani öyle söyleyeyim size. Ben abartmadan söyledim. Çünkü ben kazılarını gördüm. Evet, belki belgesellerde sizler de izlemişsinizdir. Hani kepçeyi vurup açmak olsaydı çok kolaydı değil evet, mi? Evet. O zaman şey olurdu, müteahhit olurduk. Müteahhit olurduk yani. Kesinlikle. Değil mi? Turizm değil yani. Yani evet. Gerçekten afiyet çok değerli şey projeler. Peki bakanlığımızın vermiş olduğu bu projelerle veya başka projelerde hibeleri, desteği tabii, var tabii, mı? Tabii. Neler aslında, mesela? Bakın şöyle söyleyelim. Özellikle 2023 yılında bölgemizin yaşamış olduğu bir afet. Den bahsediyoruz. Evet. Deprem. Deprem ve deprem. Sel. Ve sel, evet. Evet. Sel kısmi olarak lokal olsa da deprem tüm bölgeyi vurdu. 11 şehri. Evet. 11 şehri ve binlerce vatandaşımız vefat etti. Allah rahmet eylesin diyoruz. Bunun akabinde bakanlığımızın Şanlıurfa için açıklamış olduğu bir eylem planı vardı. Ki biz bunun... Nelerdi geçen onlar? Açabiliyor muyuz mesela? Tabii ki. Tescilli Urfa evlerinin. Bizim eski Urfa dediğimiz alanda tarihi konaklarımız yani. Tarihi konaklarımız, tescilli Urfa evlerimizle ilgili olarak hem projelendirme akabinde de projesi olanlar için uygulama yardım projeleriyle alakalı çağrılara çıkıldı. Şu an 120'ye yaklaşık aslında geçen 2 hafta önce tamamlandı. 120'ye yakın eve 150 milyon TL'lik hibe verildi. Oo. İyi bir rakam ki şu an proje ağırlıklı bunlar proje. Şu an bu verilenlerden sonra mimari projeler, restorasyon projeleri tamamlandıktan sonra inşallah gelecek yılda uygulama yardımı yani restorasyonun inşaat demeyelim, restorasyon diyelim. Tabii, restorasyonla aynen. ilgili yine hibe destekleri olacak. Yani baktığımız zaman bakanlığın aslında Urfa'ya vermiş olduğu bakanlığımızın pozitif bir yaklaşımı var. Yapıyor. Var. Çünkü sahada baktığımız zaman aslında bunu çok rahatlıkla görüyoruz. Urfa'da biz hani yatırımlar dedik hani neler var diye onu da ben ifade etmeden geçmek istemiyorum. Bugün Urfa'ya baktığımız zaman evet Taştepeler kazıları var ama 7 tane Cumhurbaşkanlığı kararlı kazılara çıkıyor. Özellikle Urfa Kalesi'nde kazılarımız sağ olsun Profesör Doktor Gürriz hocamız Kozbe tarafından devam ediyor. Yine Harran Üniversitesi bölüm başkanımız, arkeoloji bölüm başkanımız Profesör Doktor Mehmet Önal hocamız Harran kazılarını çok uzun süredir yapıyor. Yine Cumhurbaşkanlığı kararlı kazılar. Evet. Yani sadece Taştepeler yok. Bunun dışında diğer kazılar da devam ediyor Urfa'da. Bugün baktığımız zaman müze 2023 yılı 15 Mart'ta ne yaşadık? Büyük bir sel yaşadık. Tabii. Ve Urfa'da en fazla zarar gören mekanlardan birisi Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ydi. Depolarımız. Evet. Ama ne oldu biliyor musunuz? 57 günde ya o selin etkilerini silmek için evet boşalttık. Eserlerimizi kurtardık. Tekrardan faaliyete geçebilmesi için ihale süreçlerinin tamamı bitti ve 11 ay sonra biz müzeyi faaliyete aldık. Turizm sezonuna 2024'ün turizm sezonuna yetiştirdik. Şu anda misal Harran'da devam eden restorasyonlar var. Siverek Kalesi'nin restorasyonları yine keza devam ediyor. Baktığımız zaman işte bu yıl içerisinde inşallah hem Siverek'te kütüphanemiz devam ediyor. Evet. Hem baktığımız zaman Akçakale Kütüphanesi inşallah bu yıl yapacağız. Ceylanpınar'da bir kütüphane projemiz var. Yine bu yıl ihalesine bakanlığımız çıkacak. Baktığımız zaman geçen yıllarda Suruç'taki kütüphanemizi tamamladık. Keza aynı şekilde. Yani bakanlığımızın sahada devam eden çalışmaları
hem kütüphanecilik anlamında bir de kütüphaneler var bize bağlı yine biliyorsunuz. Kütüphanesi de bağlı değil mi? Tabii tabii. İlçe halk kütüphanesi, il halk belediyelerimizin de birçok bu anlamda kütüphaneleri var. Evet, var. Hem ilçe belediyelerimiz hem büyükşehir belediyelerimizin bu anlamda. Ama bakanlığımızın da kütüphaneleri var. Yani sahada aslında bakanlığımız birçok noktada devam eden şekilde sahaya öyle hakim durumda projeleri. Biz de sanıyoruz ki sadece Karahantepe ve Göbektepe'den ibaret çalışmalar bakanlığın. Hayır, aslında hayır. Anlatmış olduğunuz şeyler Urfa'nın birçok yerinde. Harran'da mesela çalışma varmış. Harran'daki restorasyon çalışmaları Harran Kalesi ile ilgili mi yoksa? Harran Kalesi birinci etabı tamamlandı. İkinci etabı aslında tamamlandı. Üçüncü etabı içinde inşallah çıkacağız. Bir de Harran Ulu Cami dediğimiz hani hep gördüğümüz Ulu Cami. Evet. Ulu Cami onun restorasyonu tamamlandı. Şu anda misal oranın ziyarete açılabilmesi için bakanlığımıza teklifte bulduk. Sayın Valimizin talimatlarıyla bu çalışmayı da tamamladık. Talepte de bulunduk. İnşallah Harran Ulu Cami de ücretsiz olarak yakın dönemde ziyaretçilere açılır diye beklentimiz var. Eyvallah. Yani bunun dışında tabii ki Hanel Bahrur Kervansarayı vardı belki bilirsiniz evet, yol üzerinde. Evet. Geçmiş yıllarda onun restorasyonu, Çarmıhalik Kervansarayı'nın yine restorasyonu hep yine bakanlığımız tarafından tamamlanmış olan projeler. Ama daha açılmadı değil mi? Hemen bizim Milliyetçi Hareket Partisi'nin arka tarafından bulunan tarihi yerimizin ismi neydi? Millet Hanı. O Millet Hanı şöyle aslında Milli Emlak Müdürlüğü'nde otel olarak bir kiracıya verilmiş durumda. O farklı bir boyutta, farklı bir mevzuatta devam eden bir şey. Yani bu, o şu an bizim milli emlak konusu aslında. Hayır, o zaman bizimle alakası yok. Yani sizinle alakası yok. Yok, yani. Evet. Evet. Peki şöyle söyleyeyim. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz evet. Sayın Müdürüm. Buradan Kültür Yolu Festivali ile ilgili esnafımıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben çünkü var. Bu konuda çok önemli. Ve üzerinde çok durduğum bir konu. Kesinlikle. Şanlıurfa'nın ekonomisinin yükselmesi için veya ekonomisinin daha böyle insanlarımızın gelir düzeyinin yükselmesi için esnaf çok önemli. Şimdi kesinlikle. Evet mutlaka ki her ailede bile var. İyi kardeş de var, kötü kardeş de var. Evet. İyi anne de var, iyi baba da var. Yani evet, şey değil. Evet. Esnafta da iyisi de var, kötüsü de var. Evet. Yani ne gibi öneriniz olur bu kültür festivaliyle ilgili? Ben şöyle diyorum. Biz aslında Urfa olarak medeniyetlerin başkenti diyoruz. Evet. Bir ahilik kültürümüz de var. Geçmişten beri baktığımız evet, zaman. Evet. Birbirimizi kollama, birbirimize yardımcı olma. Gerektiği yerde birbirimizi ayıplama demeyelim ama birbirimize yol gösterici, rehberlik etme kültürümüz de var. Eğer işini doğru yapan esnafımız konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Eğer kötü yapan var ise diyorum özellikle. Var ise tabii. Var ise işini iyi yapan esnafımızın belki bir abi olarak, bir kardeş olarak onu doğru yola sevk etmesini bekliyoruz. Evet. Bu noktada böyle bir beklentimiz var. Ama ben eminim ki Urfalı'nın o feraseti, gelecek olan turistleri, bundan sonra gelecek olan turistlerin Urfa'dan daha fazla memnun ayrılması, o güler yüzümüze, hani mutlaka. Hazreti İbrahim'in memleketi evet. dediğimiz, evet. o hoşgörü, Hazreti Eyüp'ün memleketi dediğimiz Urfalılar, İbrahim'i duruşu, Eyyubi duruşunu gelen ziyaretçilere gösterecektir. Benim bu konuda hiçbir sıkıntım yok. Çünkü biz böyle bir mayası gerçekten çok güçlü, binlerce yıllık mayası olan bir topluluğuz, evet. bir toplumuz, evet. bir şehiriz. Olabilir, bazen yanlış yapanlar olabilir ama bu bizi kirletmez diye düşünüyorum. Onları da Urfalılar olarak bizlerin hemen uzaklaştıracağı, düzelteceğini düşünüyorum. Bu anlamda ben Urfa'ya güveniyorum, gerçekten güveniyorum. Geçmişte yaşadığımız belki kötü deneyimler olmuş olabilir ama ben onların dediğim gibi çok önemli olmadığını düşünüyorum. Esnafımız özellikle gelecek olan kültür yoluyla veya bundan sonra gelecek olanlara işin hakkını vererek yardımcı olacağını çok iyi inanıyorum, çok iyi de biliyorum. İnşallah öyle olur. Çünkü biz şunu söyleyeyim, bize bazen gelen şeyler var, şikayetler var. Evet. Bazen sosyal medyamıza, evet. bazen şahsi hesabımıza. Bazen işte telefonumuza numara üzerinden ya işte şu esnafta şu var, şu bu bunu yaptı, şu şunu yaptı. Evet. Taksici iki adımlık yola işte 100 liralık yere 1000 lira aldı gibi muhabbetler oldu ve şikayetler geldi. Evet. İnşallah bundan sonra olmaz. İnşallah. Yani bununla ilgili valiliğimizin de aslında bir denetim ekibi kurduğunu söyleyeyim, ifade edeyim valilik evet, olarak. Evet. Ve bu özellikle fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili çalışmalar yaptığını biliyorum. İyi, ama dediğim gibi hani
bazen milat kabul etmek gerekiyor bazı şeyleri. Evet. Bize Urfa, o Urfa'nın esnafında o feraseti, o niyeti ben görüyorum. İnşallah da çok hızlı bir şekilde olacak. Hani ben çok büyük şeylere, çok büyük oranlarda olduğunu da düşünmüyorum. Yok, çok küçük zaten. Küçük çok zaten. Küçük. Evet. Ama Urfa'da küçük bile olmamalı. Çünkü ya bize yakışmaz. Evet, biz Hazreti İbrahim'in doğduğu topraklarda aynen yaşayan öyle insanlarız. Onun torunlarıyız, onun çocuklarıyız. Bize Nemrut gibi davranmak yakışmaz. Kesinlikle. Anlatabildim kesinlikle mi? Evet. Mutlaka ki turist gelip sinirlenecek ama biz nedir? Orada Hazreti Eyüp'ün sabrını göstereceğiz. Evet. Anlatabildim mi? Mutlaka ki işte gastronomi dedik mesela. Gastronomiden bahsetmedik ama evet, mutlaka şimdi bahsetmemiz lazım. Kesinlikle. Onlara ikramda bulunacağız. Hazreti İbrahim'in sofrası burası. Kesinlikle. Yani ben mi bir şey söyleyeyim. Tek amacımız bu zaten. Başka bir şey değil ki. Urfalı'nın duruşu İbrahim'i duruştur. Urfalı'nın duruşu Eyyubi bir duruştur. Evet. Bunun başkası Urfalı'ya yakışmaz. Aynen öyle. O yüzden bunları biz yüreğimizde barındırıyorken küçük ve ayrıntıda bazı insanların olumsuz davranması bizi kirletmez. Ama ne yapacağız biz? İbrahim'i davranacağız, Eyyubi davranacağız. O kötü davrananları uzaklaştıracağız. Belki ayıplayacağız ahilik kültürüyle birlikte. Aynen öyle. Gastronomi ile ilgili ne söyleyeceksiniz? Gastronomi, son olarak. Tabii ki Urfa'sı çok zengin. Aslında dünyanın, biz tanıtım yaparken de dünyanın en eski mutfağı diyoruz. Neden bunu alıyoruz? Çünkü Göbekli Tepe'de biraz önce siz söylediniz. Tahıl'ın ilk kültüre alındığı yer budur. Yemeğin kaynağı da tahıldır. Evet. O yüzden dünyanın en eski mutfağı. Bakanlığımızca aslında Kültür Yolları Festivali kapsamında lezzet durakları belirlendi. 19 tane restoran Urfa'da. Urfa yemekleri özellikle bakanlığımıza taahhüt eden. Bakın kebap dahi veriyor olsa Urfa ile ilgili yemeklere ekstradan vermesi koşuluyla. Bunun dışında tabii ki bir internet taraması, saha taraması yapıldı bakanlığımız tarafından. İnşallah bu sayı, bu 19 yer lezzet durağı olarak adlandırıldı. Gelecek yılda lezzet durağı olamayan işletmelerimiz eğer. Onlar nereler? Yani firmalar mı yoksa? Firmalar. Restoran, gördüğümüz restoranlar evet, aslında. Anladım. Restoranlar, sahada gördüğümüz belki birçoğumuzun. Peki ben oradan geçerken onun hani seçildiğini görecek miyim? Göreceksiniz, bir bayrak. Nasıl anlayacağım? Bir bayrak göreceksiniz. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından lezzet durağı olarak belirlenmiş bir yelken bayrak göreceksiniz. Fiyatlar orada da uygun olacak mı orada? Yani fiyatlar yoksa normal fiyatlar mı? Şunu garanti ediyorlar bize aslında. Muhakkak Fuat duruma istinaden fiyatlarında indirim yapanlar vardır. Bu noktada biliyoruz. Ama esas konu burada şöyle bir şey var. Kesinlikle Urfa yemekleri ve nitelikli Urfa yemeği. Çünkü biz yani kebap, bir boranı yiyecek miyiz mesela turist gittiği evet zaman oraya? Evet, bir boranı bir içli köfte yiyecek miyiz? Evet, ağzı açık, ağzı yumuk yiyecek kesinlikle miyiz? Kesinlikle. Şöyle bazı işletmelerimizin bazı yemekleri bize taahhüt ettiler. Örneğin bir işletme boranı veya ağzı açık semseyi ifade ederken öbür tarafta bazı işletmeler tamam ben sinir daraklığını yapacağım, ben söğülmeyi yapacağım veya ben işte kazan kebabını yapacağım diye. Evet. Dediğim gibi bu yemeklerin hepsini sahada göreceksiniz aslında. He. Lezzet duraklarında. Bugün kazan kebabını çok bilmek yani, mümkün değil. Evet, evde yiyebiliyoruz evet, ama bir öyle turist gelip sorduğu zaman ona nasıl cevap vereceğiz? Tabii ki. Bu anlamda aslında olmayan işletmelerimiz için lezzet durağı seçilme demeyelim de lezzet durağı olmayan işletmelerimiz için şunu söylemek istiyorum. 2025'te yine lezzet durakları seçilecek. Sizin beklentimiz bunun için çalışmaları. Yani diyorsunuz ki 19 seçilmiş firma bu yıl işini düzgün yaparsa önümüzdeki yıl yine seçilir. Ama bunun dışında ekstradan da firmalar olacak diyorsunuz. Eklenecek. Bu yıl 19, belki seneye 30 olacak. Ondan sonra kesinlikle 50 olacak belki. Evet. Ve bunu mi aynen bakanlığımızın web sitelerinde yayınlanacak. Yani da şöyle olabilir. Mesela bir dahaki şeyde 19 firmadan örnek vereyim veya 30 firmadan. Ya işte İtfaiyenin karşısındaki restoranta gittiğiniz zaman sadece boranı vereceğiz 9 gün. Olabilir. Yani olabilir. Şunu da özellikle söylemek istiyorum. 19 dedik ya işletme. Belki gelecek sene bu 19'dan bazıları azaltılmış olacak. Neden? Çünkü bize verildiği o Urfa yemekleri taahhütünü yerine getirmeyecek. O zaman sayı düşecek, çıkartılacak bu. Yani başlangıç bu. Ama bu liste dediğimiz gibi 19'da sınırlı değil. Listeye girenler olacak, listeden çıkacak olanlar tamamen Urfa gastronomisine vermiş oldukları öneme göre bu liste şekillenecek. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten Şanlıurfa'nın merak ettiği, benim merak ettiğim soruları
elimden geldiği kadar size sordum ve cevabını da aldım. İçtenlikle verdiğinizden eminim. Çok evet, çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. 25 Mayıs ve 2 Haziran Kültür Yolu Festivali Şanlıurfa'da yapılacak. Son olarak ekranları başında izleyen seyircilerimize neler söylemek istersiniz? Şehirde festival var. Dediğiniz gibi 25 Mayıs 2 Haziran arasında. Programlarımız her yerde geziyor zaten. Birinci, ikinci, üçüncü gün. Lütfen ama lütfen kendinize bir ajanda tutun. Ajanda alın. Hemen şimdiden başlayın. Deyin ki birinci gün şu 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 etkinliği, ikinci gün şuna katılacağım. Bakın böyle etkinlikler kolay kolay bulamayabilirsiniz. Evet. Parayla dahi gidemezsiniz. Düşünün yüzlerce etkinliğin aynı anda olduğunu. Paranızla dahi gidemeyeceğiniz etkinlikler. Evet. Çünkü bir arada olması mümkün değil. Evet. Lütfen ajandayı sadece kendiniz için değil, sevdikleriniz için de bir ajanda oluşturun. Evet. Ve etkinliklerimize katılın. Çünkü sizleri bekliyoruz. Urfa gelecek yıla kadar böyle etkinlikler daha görmeyecek. Gelecek yıl bundan daha iyisi olacak. Daha iyisi olacak tabii. Bu inşallah. İlk aşama eksiklikler evet, olabilir. Tabii ki sevgili lütfen, seyirciler, değerli Urfalılar, mutlaka eksikleri hoş görün. Çünkü biz eksiklerimizi yola çıktıktan sonra da bazen görürüz. Kesinlikle evet. Değil yani mi? Bu noktada ilk sevinçle yapıyoruz. Urfalılara hizmet etmek için gerçekten tüm samimiyetimizle, iyi niyetimizle hareket ediyoruz. Evet, hatalarımız olabilir. Kusurumuz olursa affola. Bizi söyleyin. Yapıcı eleştirilerden keyif alıyoruz. Çünkü daha iyisini yapmak istiyoruz biz. Bizim için daha iyisini yapmak keyifli çünkü. Eyvallah. Ama lütfen yanlışımız olduğu zaman bizi uyarın. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. En iyisini yapmak istiyoruz çünkü. Etkinlikleri takip etmek için de Şanlıurfa Kültür Turizm İl Müdürlüğü'nün sayfası var. İnternet, evet, sosyal medya. Şöyle Instagram adresi Şanlıurfa Kültür Yolu diye yazdıkları Kültür anda yolu, Instagram'da doğrudan ilk çıkan sayfa bu. Evet. Ve etkinlikler gün gün paylaşılıyor. Çıkan sanatçılar nerede, hangi bölgede ne etkinlikler var? Baktığınız zaman bunların hepsi var. Şanlıurfa Kültür Yolu Instagram adresini rahatlıkla takip edebilirler. Oradan gelecektir. Eyvallah. Müdürüm çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Sağ ederim. Sağ olun. Rabbim sizi de utandırmasın. Amin. Şehrimizi de utandırmasın inşallah. İnşallah. Bu Kültür Yolu Festivali Şanlıurfa'nın turizm açısından önünü açar inşallah. İnşallah. Öyle söyleyeyim. Kara günleri geride bırakalım. Bundan sonra önümüze bakalım. Urfa kazansın. Tabii ki sizin gibi değerli bürokratlarımız başarısıyla bakanlıkta daha üst seviyede olduğunu İnşallah. Görelim. Hayırlısı. Tabii ki esnafımız kazansın. Bizler basamak, bizler kazanalım. Maddi olarak düşünmeyin sevgili seyirciler. Kazanç derken yani bunu manevi olarak da düşünün. Değil mi? Tek para olarak düşünmeyin. Urfa yani. Kazansın. Urfa kazansın. Tek amacımız o. Aynen öyle. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Sağ ediyorum. Sağ olun, var olun. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben Şu sormadığım, hayır. unuttuğum, sizin bildiğiniz. Aslında Urfa'nın turizmi bir saate sığmıyor. Ama inşallah gelecek zamanlarda başka programlarda ayrı konularla Urfa'nın turizmini de eyvallah, konuşuruz. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili seyircilerimize de bizleri de beni dinledikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Eyvallah. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, gündem özel programının bu akşamki konu Kültür Turizm İl Müdürümüz Sayın Aydın Aslan'dı. Tabii ki ben bir duyuru daha yapmak istiyorum. Kültür Yolu Festivali ilki Adana'da yapıldı. İkincisi Şanlıurfa'da ayın 25'inde başlayacak. 2 Haziran'da bitecek ve mutlaka burada Şanlıurfa dört dörtlük tanıtılması lazım ve Şanlıurfa halkı da kendini orada göstermesi lazım. Mutlaka 7'den 77'ye herkesin güzel vakit geçeceği bir alan, bir festival olacak. Küçükten büyüğe herkes mutlaka müzenin olduğu o boşluk alanda etkinlikleri takip etmesini rica ediyoruz. En azından farklı bir gün, farklı bir hafta geçirmiş olacaksınız. Elimizden geldiği kadar festivalle ilgili sayın müdürümden bilgi almaya çalıştık. Ben de orada sizlerin merak ettiği soruları onlara aktarmaya çalıştım. Müdürümüze sormaya çalıştım. Suçu lisan ettikse affola diyoruz. Başka bir programda görüşmek dileğiyle cümleten iyi akşamlar.